İşe giderken yapabileceğimiz makyaj, makyajın kalıcı olmasını göz önüne alarak başlıyorum. İlk adım cilt bakımı. Cildinizdeki ölü hücreleri kiri veya temizleyerek işe başlayın. Kalıbını peçeteye sarıyorum ve hafifçe yüzümde gezdiriyorum. Bu adım sadece yağ kontrol etmekle kalmaz. Aynı zamanda kan dolaşımını harekete geçirerek cildi sakinleştirir. Yüzde şişlik varsa buna da iyi gelecektir. Sonraki adım nemlendirici veya serum. Ne kullanıyorsanız ona devam edin. Göz çevreme de göz kremimi kullanıyorum. Bazen göz çevresi oldukça kuruyabiliyor ve hassaslaşabiliyor. Bu yüzden bir göz kremi kullanın. Makyajın yüzde uzun süre kalıcı olması için baz kullanın. Baz kullanmak fondöten için pürüzsüz bir doku verir. Aynı zamanda makyaj bazı yapışkandır. Bu yüzden bazı uyguladığınızda baz cildinize yapışır, hareket etmez veya üzerinde uyguladığınızda da ürün kaymaz. Fondöten olarak 18 veya 24 saat kalıcı fondöten kullanın ve mutlaka ıslak veya kuru değil nemli bir sünger ile yüzünüze uygulayın. Makyaja boyut eklemek için krem kontür kullanıp göz ve dudak etrafındaki cilt tonumu ayarlamak için de kapatıcı kullanıyorum. Makyajın en önemli adımlarından biri transparan toz pudra. Nemli süngerime pudrayı alıp önce göz altlarımı hafifçe bastırıyorum çünkü ince çizgileri dolma yapmasını istemiyorum. Sonra bunu ayarlamak için yüzümün her yerini pudrayı bastırıyorum. Bunun yaptığı tozu bastırmak cildinize uyguladığınız ürünler ne olursa olsun tozu emer ve sabitler, kuruyacak ve sertleşecek, böylece hareket etmeyecektir. Fakat bu işlemi nazikçe yapın, yüzünüzün geri kalanını dikkatle azıcık yapın çünkü bazen kremler ürünü emmeyebiliyor ve çirkin bir görüntü oluşturuyor. İsterseniz kontür yerine sadece bronzer da kullanabilirsiniz. Bu size bağlı. Normalde allık sevmiyorum ama bu makyaja özel kullanacağım. Yanaklarımın üst noktasını belirliyorum. Yüzümün en yüksek yerine boyut eklemek için de aydınlatıcı kullanıyorum. Adımlardan sonra dudak ve göz çevreniz dışında yüzünüzü sabitlemek zorundasınız. Bunun için bir peçete alıyorum ve nazikçe tüm yüzüme bastırıyorum. Bu adım önemli. Bunu yapmak cildinizdeki fazla makyajı emmektir. İkiye katlayıp tekrar kullanıyorum. Fazla tozlu görünen kısmı alacak. Şimdi makyajı yüzüme kilitleyeceğim. Bunun için kuru bir sünger alıyorum. Bir bitiş spreyi kullanarak süngeri hafifçe ıslatıyorum. Böylece sünger nemleniyor ve yapışkan hale geliyor. Sonra 10 saniye kadar bekliyorum. Ardından nazikçe tıpkı pudrada yaptığım gibi süngeri tenime bastırıyorum. Genelde herkesin yaptığı şey spreyi yüze püskürtmek ve kurumasını beklemek. Bu normal makyaj için yeterli ama makyajın uzun süre kalıcı olmasını istiyorsanız spreyi eşit şekilde yüze yaymalısınız. Şimdi temiz bir peçete ile tekrar kontrol edelim. Çoğunlukla kağıda çıkan bitiş spreyi. Göz makyajı için Essence'ın paletini kullandım. Gözün dış kısmına mat bir renk uygulayıp içe dağıtırken gözün ortasına simli bir mor rengi uyguladım ve kirpik diplerime siyah far ile hafif uzunlukta bir eyeliner çektim. En son kirpiklerimi kıvırıp bir kat maskara sürdüm. Ruj olarak gloss yerine mat renkleri tercih edin. Böylece ürün fazlalığını bir peçeteyle alabilirsiniz. Bu sefer renk tercihlerim bu yöndeydi. Siz istediğiniz renklerde makyaj yapabilirsiniz. Daha fazla içerik için beni takipte kalmayı unutmayın.